Askalan'a yardım etmek her türlü devletimizin menfaatinedir sultanım. Askalan'ı kurtarırsak Askalanlılar Fatimilere değil bize biat ederler. Böylece Kudüs'ün kilidi elimize geçer. Devletin vezirisiniz ama daha Fatimileri tanıyamamışsınız vezir hazretleri. Fatimiler Askalan'dan kolay kolay vazgeçer mi sanırsınız? Haçlılarla cebelleştiğimiz yetmezmiş gibi şimdi bir de Fatimilerle mi uğraşacağız? Sen de emir olduğun devletin gücünden de habersin Emir Reyhani. Gerekirse Fatimilere de Haçlılara da karşı koyacak kılıç kuvvetimiz vardır. Hem Melik Selahattin doğru bir şey der. Gabriel Askalan'ı alacak olur ise ilk hedefi biz oluruz. Bu ateş yangın çıkarmadan onu söndürmek gerek. Bahsettiğin kılıç kuvveti kim Şirku? Selahattin'in yanındaki birkaç Serhat gazisi mi? Bu iş böyle dağda kale basmaya, yolda belde pusu atmaya benzemez. Askalan'a gitmek devleti ateşe atmaktır sultanım. Gitmezsek de yanı başımızda daha büyük ateş yanacak. Maharet bugüne bakarak değil, ileriyi görerek adım atmaktır. Gel. Sultanım, Kudüs Kralı Baldwin geldi. Vay! Serhatların gazisi Şehinşah. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ailen gözden ırak olunca gönülden de mırak oldu. Haber vermedin geleceğini. Aniden gelmek icap etti abi. Hiç gönülden ırak olur musunuz? Ne bilelim kardeş. Melik Selahattin'in yanındasın nicedir. Onun da makamı dağdan yücedir. Yükseğe çıkınca aşağıdakileri görmez oldun diye düşündük. Şehinşah yücelmek için değil, yüceltmek için benim yanımdadır. Ben de onların gazada yoldaşıyım. Sen, yani siz Sultan Nurettin oğlu Selahattin. Mazur görün Melik Hazretleri, bilemedim. Daha bilmediğin neler var Turanşah? Neymiş bilmediğim yenge? Melik Selahattin süt kardeşinmiş. Kılıçlar. Sultan Nurettin Hazretleri sizi bekler. Seni Kudüs'e kısılmış kalmış bilirdik Kral Baldwin. Nedir seni Şam'a getiren? Oğlun Selahattin.
Ne olmuş oğluma? Kudüs'e geldi. Ne işi varmış Kudüs'te? Sultan Nurettin'in elçisi olarak geldi. Yoksa haberin yok mu Sultan Nurettin? Üstelik bize suikast yaptırdı. Oğlum benim daimi elçimdir. Benim namıma dilediği vakit dilediği yere gider. Lakin zinhar suikaste kalkışmaz. İftiradır bu. Bir hesabımız olursa biz onu cenk meydanında görürüz. Suikaste değil. Suikastçının peşinden giden bütün şövalyeleri öldürdü Selahattin. Askerlerim gördüler. İşin aslının ortaya çıkmasından korktu anlaşılan. Ama yine de yakayı ele verdi. Bunun iftira olmadığına malum. Bir iftira için buraya kadar gelmem. Meselenin ciddiyetini anlayın diye geldim. İstersen oğluna da sor. Bakalım o inkar edecek mi yaptıklarını. Diyelim ki suikastı o yaptı. Peki Melik Hazretleri niye kalkışsın böyle bir şeye? Hedefi tapınak şövalyelerinin komutanı Gabriel'di. Askalan'a saldırmasın diye onu öldürmek istedi. Melik Selahattin devletten habersiz yapmıştır her şeyi. Biz ona devlet içinde gerekeni yaparız. Bu olay iki devlet arasındaki sulhe halel getirmemeli. O kadar kolay değil. Selahattin Zengi Devleti'nin meliki. Bu işin bedelini Zengi Devleti ödeyecek. Ne bedelinden bahsedersin? Hac yolunu koruma görevini almışsın. Bunun siz Müslümanlar için ne kadar önemli bir görev olduğunu biliyorum. Bu sizin için ne kadar önemliyse az kalan da bizim için o kadar önemli. Biz az kalanı alacağız. Eğer oraya müdahale etmeye kalkarsanız hac yolunu baştan aşağı keserim. Tek bir Müslüman dahi geçemez. Siz bize dokunmayın, biz de size dokunmayalım. Eğer az kalan da zengilerden tek bir kişi dahi görürsek, hac yolu Müslümanlara cehennem olur. O zaman Müslümanların ve şu yüce halifenizin gözünde ne duruma düşersin? Orasını da sen düşün, Sultan Nurettin.